Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Araştırmacılar, büyük bir teleskop kullanarak uzayda garip bir gezegen keşfettiler. Bu gezegeni ilginç hale getiren şey ise, yağmur olarak erimiş demir yağması araştırmacılara çok garip gelmiş ve ilgilerini çekmiştir. Evrenin ne kadar büyük ve daha görülmemiş garip şeylerin olduğunu bizlere göstermiş oldu araştırma. Yani evreni düzenleyen Allah, dünyada bizim varlığımız nedeniyle yağan yağmur zararsız ve su damlası şeklinde. Düşünsenize, dünyamıza da sıcak demir damlalarının düştüğünü. Ama onlar Allah'ı inkar etmeye devam ediyor. Avrupa Güney Gözlemevi'nden gökbilimciler, ilginç bir gezegen gözlemlediler. Nature dergisinde yayınlanan makaleye göre, bilim insanlarının WASP-76b ismi verdikleri, dünyadan 640 ışık yılı uzaklıktaki gezegende demir yağmurları yaşanıyor. Demir yağmurunun görüldüğü gezegen, yıldızının etrafında uzun bir yörüngede dönüyor. Gezegenin bir yüzü sürekli karanlıkta kalarak geceyi yaşarken, gezegenin diğer yüzü ise yıldızın etkisiyle sürekli gündüz yaşıyor. Gezegenin gündüz olan yüzünün de 2400 santigrat derecenin üzerinde sıcaklıklar gözleniyor. Gezegenin etrafında döndüğü yıldız, Güneş'in dünyaya gönderdiğinden binlerce kat daha fazla radyasyonu gezegenin gündüz tarafına gönderiyor. Gezegenin yüzeyi o kadar sıcak ki demir gibi metaller buharlaşıyor. Gezegenin gündüz ve gece tarafları arasında aşırı sıcaklık farkı bulunuyor. Bu sıcaklık farkı, sıcaklığın 1500 santigrat dereceye kadar düştüğü gece tarafında şiddetli rüzgarlara neden oluyor. Gökbilimciler, Şili'nin Atacama Çölü'nde bulunan çok büyük teleskobunda bulunan, Espresso isimli cihazı kullanarak gezegenin gündüz ve gece tarafları arasında güçlü demir buharı tespit ettiler. ESO'da görevli Cenevre Üniversitesi'nden bilim insanı David Ehrenreich, gezegenin sabah olan kısımlarında demir buharının görülmediğini söyledi. Gezegenin sabah kısmında demir buharı görülmemesinin sebebi ise gezegenin gece tarafında demirin yağmur olarak yağması. Madrid Astrobiyoloji Merkezi'nde astrofizikçi olan Osorio ve Espresso'nun bilim ekibinin başkanı olan Maria Rosa Zapatero, gözlemler, demir buharının WASP-76'nın sıcak gündüz tarafındaki atmosferde bol olduğunu gösteriyor. Demir buharının bir kısmı gezegenin dönmesi ve atmosferik rüzgarlar nedeniyle gece tarafına geçiyor. Burada demir çok daha soğuk ortamlarla karşılaşarak yoğunlaşıyor ve yağmur halinde yağıyor, dedi.